Buradan çıkıyoruz. Bir dalma sıralım. Sayın davetliler, sevgili hemşehrilerimiz, 2003 yılında KOGAN sorunları çözümleri önerileri paneline hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize enişten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizleri bir araya getiren Sayın Kaymakam var, Sayın KOGAN'lar Dernek Başkanı var. Huzurlarınızda teşekkürlerimi borç biliyorum. Ve bu panele katılan değerli dostlarımızı sizlere takip etmeye çalışacağım. İlçemizin Kaymakamı Sayın Mustafa Yıldız Beyefendi konuşmacı olarak ve paneli yönetmek üzere aramızda bulunuyor. Kendilerine alkışlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve Sayın Selim Uza, ilçe kütüphane müdürümüz. Yine belediye başkanımız Mehmet Ali Akkiraz. Şahigen Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Ali. Cemal Artıklık Çiftlik Belediye Başkanımız. Ve Sayın İsmet Uslu
Şanlı Belediye Başkanımız. Sayın Vahit Ölek, İlçe Milliyetim Müdürümüz. Sayın İsmail Bin, Operatör Doktorumuz. Sayın Raşit Uysal, İlçe Tarım Müdürümüz. Sayın Süleyman Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı. Sayın Ramiz Pişmek Muhtarlar Derneği Başkanımız. Emre Kara Osmanoğlu. Ve İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Korganlar Dernek Başkanımız Bedir Silmen. Ve bu paneli yönetmek üzere emeklerinden dolayı teşekkürlerimi borç biliyorum. Memleketimizin yetiştirmiş olduğu cefakar, mevbalı dostumuz İlçe Kaymakamımıza sözü bırakıyorum. Ben de içinizden beri Karadeniz'in sevdalısı, Karadeniz dostu, temelcisiniz olarak 2 yıldır İstanbul'da yapılan gecelerinizde hep görev yaptım. Korganları birbirlerine kaynaştırma, tanıştırma. Gönül elçisiniz olarak huzurlarınızda bulunmaktayım. Bayram aşamadığım arkadaşlarımın tekrar bayramını mübarek olsun diyorum. Ve panelin açılışını Sayın Kaymakamımız Mustafa Yıldız'a ve yönetmek üzere mikrofonları devrediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Devletlerinden bir tanesiyken 2003 kala Türkiye
Şu anda çok daha güçlü olmasına rağmen hala dünyada dengelerde önemli rol oynayabilecek bir ülke konumunda değil. Ama 2003 kala Türkiye 1903 kaladan farklı olarak 2000'lere yıkılmakta olan bir ülke değil. Dünyada dünya devletler muvazenesinde önemli bir yer edinecek bir ülke olma hedefine doğru ilerlemekte. O yüzden 2003 kala Türkiye'yi 1903 kala Türkiye'den daha önemli görüyorum. Daha iyi bir yerde görüyorum. Ama şunları da göz ardı etmeyelim. Bakın 2003 kala dünyada Amerika Birleşik Devletleri Mars'a araç göndermeye çalışırken biz 2003 kala Kurgan'da bel alana dozer göndermeye çalışıyoruz. Bel alana köylümüzü nasıl ileteceğimiz için, ileteceğimizin mücadelesini veriyoruz. Yine 2003 kala dünyada bilgisayarla haberleşme sayesinde konuştuğunuz kişinin yüzünü görme imkanına sahip olma imkanına sahipseniz Korgan'da Korgan Belediyesi'ne bağlı mahallelerde telefonla iletişim yapma imkanına sahip değiliz. Yine 2003 kala dünyada özellikle gelişmiş G7 ülkelerinde milli gelir seviyesini 25 bin dolarlarda tutarken Korgan'da biz milli gelir seviyemizi 500 dolara ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz. 2003 kala dünya nasıl tatil yapacağının imkanını ortaya koymaya çalışırken biz Korgan'da 2003 kala insanımıza nasıl ekmek vereceğimizin mücadelesini vermekteyiz. Ama bunların yanında 2003 kala İsveç'te nesebi gayri sahi çocukların oranı %50 iken biz Korgan'da nesebi gayri sahi çocuk görmüyoruz. Yine 2003 kala Amerika Birleşik Devletleri'nde boşanma oranı %50'lere varırken biz %2'lerde olmanın avantajını kullanıyoruz. Yine 2003 kala batılı ülkelerde uyuşturucu kullanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların oranı neredeyse 1/3'e yani %30'lara ulaşırken biz Korgan'da uyuşturucuların isimlerini bilmiyoruz. İşte 2003 kala artılarıyla eksileriyle Korgan'ı burada konuşacağız. Ben böyle ana başlıkları verme ihtiyacı hissettim. Artılarımız nelerde, eksilerimiz nerelerde görme açısından. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton yıllık konuşmasını yaparken çocuklarımız kendi tarihlerinden uzakta yaşıyor. Ben 2000'li yıllara giderken her Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 yaşına ulaşmış çocuğun okuma yazma bilen bir çocuk olduğunu, her 11 yaşına giren çocuğun internette bağlantı kuran bir çocuk olmasını, her 18 yaşına giren çocuğumuza da üniversite eğitimi vermeyi hedefliyorum diyor. Biz 2003 kala Korgan'da neleri hedefliyoruz? Biz 2003 kala Korgan'da çocuklarımıza hangi tür imkanları sağlıyoruz? 2003 kala Korgan'da bilgisayar ismini duymayan çocuklarımızın oranını biz bilebiliyor muyuz? Bunları da ortaya koyacağız. Başta belirttim. Bu atılmış ilk adım. İlk adımın bir kısım handikapları olacak. Biz bu handikapları mümkün mertebe telafi etmeye çalıştık. Mümkün mertebe projeksiyonlar yaparak bu handikapları asgariye indirmeye gayret ettik. Ama buna rağmen yine bir kısım aksaklıklar olacak. Ondan şu andan itibaren özür diliyorum. Aksaklıklarımıza sahip çıkmayın. Ama bu iyi niyete, Korkan için atılmış bu güzel adıma mutlaka sonuna kadar destek verin diyorum. Ayrıca konuşmacılardan bir kısım istirhamlarım olacak. Onları şu andan belirtmekte fayda görüyorum şu andan itibaren. Siyasi kişilikleri olan, siyasi düşünceleri olan, siyasi davranışları olan, yine siyasi davranışları burada dinleyiciler tarafından bilinen insanlar konuşmacılarımız arasında var. Ben kendilerinden şunu istirham ediyorum. Korkan için atılmış bir adım. Burada Korkan'ın dışında bir şey konuşulmasın. Burada bu güzel atmosferi bölecek herhangi bir ifadeye yer verilmesin. Siyasi mirasımız ayrı bir şey. Korkan'da şu ana kadar yapılmış olan kötü şeyler, onları da bir tarafa bırakalım. Korkan'ın
bakanlarımız neler söylüyor? Korkan'ın geleceği için kültür müdürümüz neler söylüyor? Korkan'ın geleceği için Korkanlar Derneği Başkanı neler söylüyor? Onları bir öğreniverelim. Korkan'ın şu andaki sorunları nedir? Onları bir masaya yatırıverelim. Korkan için neler öneriyorlar? Onları bir öğreniverelim biz. Siyaset her zaman konuşuruz. Kahvehane köşesinde de konuşursunuz. Evinizde, ahbabınızda konuşursunuz. Eşinizde, dostunuzda konuşursunuz. Ama Korkan'ı her yerde bu ortamı eve bularak konuşamazsınız. Şu imkanı kaçırmayalım. Çok önemli bir sosyal etkinliğin başlangıcındayız. İnşallah kötü neticeler doğurmayacaktır, buna inanıyorum. İyi neticelerde inşallah 2000'de görürüz. 2000'e 3 kala bunu konuşacağız. 2000'e 3 kala sorun olarak ortaya koyduğumuz şeylerin 2000'de çözülmüş olarak karşımıza çıkmasını umuyorum. Onun için atılmış güzel bir adım. Konuşmacılara, panelin ana havasında vererek sözü konuşmacılara bırakacağım. Konuşmacılara biz 10'ar dakikalık, 10'ar dakikayı aşmayacak şekilde süre tanıyacağız. Çünkü konuşmacı sayımız oldukça fazla. Her konuşmacıya 10'ar dakikanın üzerinde bir konuşma hakkı verirsek hem dinleyicilerin sabrını taşırırız. Hem de sonraki konuşmacılara haksızlık eder, milletin dikkatinin dağıldığı anda konuşmak gibi bir son 2 dakikada hatırlatmalarda bulunacağım. Yine karşılıklı soru-cevap şeklinde bir şey hem vakit açısından hem de teknik açısından faydalı olmayacağını düşünerek sizlere sorularınızı konuşmacılara iletebileceğiniz kağıtlarla aldınız. Onlara sorularınızı alacağız. Burada konuşmacılara biz tasvip edip konuşmacılara sunacağız. Böylece sorularınızı karşılıklı alabilirsiniz. Dolayısıyla arada konuşma sırasında salondan herhangi bir müdahale olmamasını istirham ediyorum. Ve son olarak yeniden konuşmacılardan siyasi müdahalelerden özellikle çünkü kaymakamlı ve Korkanlar Derneği vardı. Siyasetçi kişiliği olmayan, siyasetçi kimliği olmayan iki kurum muhatap olarak alınmakta. Dolayısıyla bu kurumları rencide edecek herhangi bir ifadeye hepinize yeniden hoş geldin diyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah Korkan için hayırlı bir hafta. Düzenleyici olarak Korkanlar Derneği'nin sevgili başkanı Sayın Bedir Silme'ye de ilk başta kısa bir sunuş konuşması için söz vermeyi uygun görüyoruz. Neticesinde zaten kendileri Korkanlar Derneği'nin Korkanlar dışarıda ki Korkanlıların faaliyetleri hususuna ayrıca zaten kendileri bir takdim konuşması yapacak. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakamım, sayın panelist arkadaşlar, değerli Korkanlar hemşehrilerim, bu güzel günde bizi onurlandıran saygıdeğer misafirlerimiz, basınımızın ve televizyonumuzun değerli temsilcileri, sizlere hoş geldiniz diyor, şahsım ve yönetim kurulum adına saygılar sunuyorum. Gurbette bulunan Korkanlılardan kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar getirdim. Bu vesileyle mübarek Ramazan bayramınızı en iyi dileklerimizle kutlar, sağlıklı, başarılı günler temenni ediyorum. Bugünün hazırlanmasında büyük emekleri geçen birkaç kişiden de söz etmek istiyorum. Derneğimiz Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Siraz'a, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mehmet Top'a, Danışma Kurulu Üyemiz Sayın Aytaç Alanlı'ya, İlçe Kaymakamımız Sayın Mustafa Yıldız'a ve yine Korkan'da bulunan arkadaşlara yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler İstanbul'da Korkanlılar Derneği olarak uzun zamandır düşlediğimiz bir olayı bugün gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Her zaman düşüncemiz Korkan'da neler yapılmalı, nereye gerek var, bunların yapılması için neler lazımdır? İşte bu panelin amacı da budur. Başlangıçta pek uzun konuşmak istemiyorum. Yalnız şunu belirteyim ki, derneğimiz hiçbir siyasi kuruluşun kuruluşla bağlantısı olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır. Biz her kesimden kişi ve kuruluşla temasa geçebiliriz. Korkan'a her şeyi
Her şeye karşı olacağız. Yapılan yararlı ve faydalı hizmetlerin hem yanında olacağız hem de alkışlayacağız. Sorunlar korkar. Çözüm hizmet aşkı. Öneri birlik ve beraberliktir. Panelin diğer bölümünde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize saygı ve saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamım, belediye başkanlarım, panelde bulunan değerli konuşmacı arkadaşlar ve çok kıymetli program. Hepinizi saygıyla selamlarım. Geçmiş mübarek Ramazan bayramınızı can yürekli kutlar. Nice bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde tekrar kavuşmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Ana hatlarıyla sizlere hiç görmemiş gibi Korgan'ı nasıl tanıyabilirsiniz onu önünüze sereceğim. Değerli konuşmacılar da sizlere önünüze serdiğim bu Korgan'ın problemlerini ortaya koyacaklar. Yalnız ortaya koyacağım konuların geneli ana başlıklar halindedir. Önce Korgan'ın tarihiyle başlamak istiyorum. Bölgenin yerleşimi milattan önce 12. yüzyıla kadar dayanıyor. Yani üzerinde yaşadığımız Korgan. 12. yüzyılda Kalepler ve Müslümanlar, milattan önce 8. ve 7. yüzyıllarda Kimmerler, milattan önce 5. yüzyılda Persler, 3. yüzyılda Tomtlar, milattan önce ve milattan sonra 70 yıllarında Romalılar, milattan sonra 395'te Peçenek ve Kuman Türkleri, milattan sonra 1095'te Anadolu Selçukluları, 1178'de Danışmentler ve 1398'den itibaren de Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bulunduğumuz Korgan'da hakimiyet kurmuş. Ve 1398'den sonra da Cumhuriyete kadar ve dolayısıyla günümüze kadar burada yaşayan insanlar Osmanlılardan zamanımıza kadar geldiler. Ve ilçemiz Cumhuriyet'ten sonra 1 Haziran 1958'de ilçe olmuş, 1 Nisan belediye olmuş, 1 Nisan 1960'da da ilçe olmuş. Peki, üzerinde yaşadığımız Korgan'ın coğrafik konumu nedir? Kuzeyinde Fatsa, 37 kilometre uzaklıkta, güneydoğusunda 26 kilometre uzaklıkta Aybastı, 63 kilometre güneyinde Niksar, 17 kilometre kuzeybatısında Kumru ilçeleri vardır. Sahilden ilçeye uzaklık ise 37 kilometredir. Yükseklik ise Korgan'ın merkezi itibariyle 803 metredir. Yüzey şekilleri itibariyle dağ ve tepelerden oluşur. En yüksek yüzey yüksekliği 1297 metredir. Elekçi ve Bolaman ırmaklarının meydana getirdiği vadinin yükseltilisinin sırt üzerinde yerleşmiştir. Düzlükler genel olarak yaylalarda bulunur. Yer yer ormanlar mevcuttur. Bu ormanlarda yürgen, kestane ve kızıl ağaçlar mevcuttur. Yerleşim dağınık ve kilometre kareye 184 kişi düşer. Toprak örtüsü gri kahverengidir. Akarsuları ise birçok dereler mevcuttur ve bu dereler her ikisi de Korgan'dan doğan Bolaman ve Elekçi ırmaklarını atar. Bitki örtüsü itibariyle ise Karadeniz ikliminin ortaya koyduğu bitki örtüsü mevcuttur. En önemli bitki örtüsü fındıktır. Daha sonra ormanlar ve tarım alanları gelir. Her tür meyve ağaçları yetişir. İlçenin tarımsal yapısı ise kısaca rakamlarla şöyledir. %82.6'sı tarımsal alanları kapsar. 14.5'i ormanlar ve 2.9'u ellerişsiz alanlardan oluşur. Hayvancılık en
milattan sonra koyun hayvancılığı şeklinde gelişmiştir. İklim itibariyle ılıman bir iklime sahiptir. Hemen her mevsim yağış alır, bölge nispeten rutubetlidir. Yalman orman ve yüksekliğinin ardında karasal iklim hüküm sürer. En soğuk zamanlarda bile ortalama 5 derece sıcaklık vardır. En sıcak mevsimde ise 24 derece sıcaklığa ulaşabilir. Ortalama yıllık yağış miktarı 80 kilogramdır. Yıllık ortalama 144 gün yağışlı geçer, 101 günü sisli geçer, 120 günü kapalı ve yağmurlu geçer. Yazları Poyraz olarak rüzgar eser, kışları ise güneyden eser, sert rüzgarlar mevcut. Nüfus itibariyle ise nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Kilometre kareye 184 kişi düşer. Korgan merkez ve mahalleleri 13.318, Cephalan 4.207, Çayırı kent 3.511, Çamlı 2.513, Çiftlik 2.346 olmak üzere 17 köyde ise toplam 12.136 kişi yaşar. Toplam ilçe mevcudunun şu andaki nüfusu 38.031'dir. Yıllık ortalama 500 evlenen kişi vardır, 27 boşanan kişi, 400 ilçeden giden, 35 gelen, ortalama olarak aylık 29 ölen, 34 tane doğan insan mevcuttur. Toplam 41 muhtarlık ve bu 41 muhtarlıkta 6.150 hane vardır. Toplam nüfusun 25.895'i belediye olan yerlerde 12.106'sı köylerde yaşar. Erkek nüfusu toplam 57.997 nüfus arasında 29.505, kadın nüfusu 28.537'dir. Şimdi kafanız karışacak, şöyle bir açıklama yapayım. Korgan'ın gerçek nüfusu 57.997'dir. İlçede yaşayan nüfus ise 38.031'dir. Yani şu anda ilçede yaşayan 20.000, yaşamayan 20.000 üzerinde Korgan'ın nüfusu vardır. Kültürünü sizlere kısaca açıklamaya çalışacağım. Korgan kültürünün Oğuz boylarının 11. yüzyılda Anadolu Selçuklularının buralara gelmesiyle kazanmış ve bunu 900 yıl devam ettirmiştir. Bu kültürün hala bugüne kadar yaşanmış bazı etkinlikleri vardır. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim göçmen olduğumuzu belki hiç kimse kabul etmeyecek ama Korgan'a yerleşen insanların %99'u göçmendir. Oğuz boylarından gelen göçmenlerden teşkil etmiştir. Bunlar genel olarak Erzincan, Sivas, Tokat, Kayseri ve bir kısmı da Trabzon'dan gelmiştir. Şimdi göçmen olduğumuzu ortaya koyabilmek için size bazı, günümüzde bile yaşadığımız bazı kısa deneyimlerimizden bahsetmek istiyorum. Göçmen insanlar bilirsiniz ki çadırlarda yaşar ve bunların hemen yanı başlarında hayvancılıkla iştigal ettikleri için hayvanları da yaşar. Çok yakın tarihe kadar evlerimizin iki katlarında, bir katında insanlar, bir katında hayvanların yaşadığını hepiniz daha iyi bilirsiniz. Yine aynı şekilde göçmen olarak yaşayan bu insanlar bir tarafta kendileri yatarken, biz eskiden bilirsiniz ocakbaşımız vardı, ocakbaşının bir tarafında da odunların vurduğumuz yerin arkasında da özürlük dediğimiz, daha doğrusu bizim ana Türkçemizle hayvanlarımız, yani doğan hayvanlarımızı, danalarımızı beslerdik. İşte bu göçmenlerin ortaya koyduğu bir yaşam tarzıdır. Üçüncüsü, hemen onun karşısında çap üzerine atılmış.